kalbin zümrüt tepeleri muhasebe hesap görme hesaplaşma kendi kendini sorgulama diyebileceğimiz muhasebe müminin her gün her saat iyi kötü yanlış doğru günah sevap yaptığı şeyleri gözden geçirip hayırları, güzellikleri şükürle karşılaması, inhirafları, günahları istiğfarla gidermeye çalışması, yanlışlıkları, kötülükleri de tövbe ve nedametle düzeltmeye gayret göstermesi adına çok önemli bir cehd ve insanın kendini ispat etmesi mevzuunda da ciddi bir teşebbüs sayılır. Fütuhat-ı Mekki'ye sahibinin de belirttiği gibi selef Salihin, her günkü iş ve davranışlarını ya kaydeder veya hafızalarını alır, sonra da bunlar arasında kalbi endişe ve vicdani ızdıraba sebebiyet verecek bir kısım nahoş hususları, ileride ruhlarında meydana gelmesi muhtemel gurur fırtınalarına ve ucup girdaplarına karşı dikkatlice kullanır, hata ve inhiraf virüslerine karşı, Tevbe karantinasına dehalet eder. Nihayet temsil ettiği güzelliklerden dolayı da yüz yere kor ve şükranla iki büklüm olurlardı. İnsanın kendi kendini ledünni yanlarıyla, iç derinlikleriyle, mana ve ruh enginlikleriyle keşfedip tanıması, tanıyıp yorumlaması diye de ifade edebileceğimiz muhasebe, gerçek insani değerlerin ortaya çıkarılması bu değerlere esas teşkil eden duyguların geliştirilmesi ve korunması yolunda bir ruh cehdi ve düşünce sancısıdır. Ancak böyle bir cehd ve düşünce sayesindedir ki insan, dünü bugünü ve yarını ile alakalı hayrı şerri, güzeli çirkini, yararlıyı zararlıyı birbirinden tefrik edip gönül istikametini koruyabilir.'' Evet onun hali değerlendirip geleceğe hazırlanabilmesi geçmişte işlediği yanlışları telafi edip Allah nezdinde aklanabilmesi dünü bugünü ve yarını itibariyle kendi kendini sorgulayıp gerçek değerini bulabilmesi daha önemlisi de Allah'la münasebetleri açısından iç dünyasında sürekli yenilenebilmesi ancak ve ancak, ancak ve ancak sıkı bir nefis muhasebesiyle mümkün görülmektedir. Zira insanın hem zaman üstü muhtevası hem de zamanla mukayyet duyguları onun kalbi ve ruhi hayatıyla ve kendi ledünniyatının şuurunda bulunmasıyla çok irtibatlıdır. Müslüman ne kalbi ve ruhi hayatı ne de umumi davranışları itibariyle katiyen muhasebeden müstani kalamaz. O, bir yandan dün ihmal ettiği, hatta yıkılmasına göz yumduğu geçmişini, ötelerden gelip vicdanının derinliklerinde yankılanan ve tubu ilallahi tevbe edip Allah'a dönün ve enibu ila rabbikum'' Rabbinize inabede bulunun. Ümit edalı, rahmet şiveli ilahi nefehatıyla onarıp ihya etmeye çalışırken, diğer yandan da, Ya eyyühellezîne âmenüttekullâhe vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligad. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona karşı saygılı olun ve herkes yarın için ne hazırlamış ona bir baksın yıldırımlar gibi ürpertici rahmet gibi inşirah verici uyarılarıyla teyakkuza geçer kendine çeki düzen verir elinden geldiğince bütün fenalıklara karşı kapanır içinde bulunduğu anı tıpkı bir döllenme mevsimi bir bahar faslı gibi değerlendirir ve imanın verdiği şuurla, basiretle o anın her lahzasına ayrı bir derinlik kazandırır. Zaman zaman cismaniyete toslayıp sarsılsa da اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ Sineleri her zaman Allah'a karşı saygıyla çarpan müttakiler, şeytandan bir tayf, bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah'ı anarlar ve derken gözleri açılı verir. İlahi beyanına göre her zaman tetiktedir. Muhasebe müminin iç dünyasında bir kandil, vicdanında da bir hayırha ve nasihatçı gibidir. Her fert onunla hayrı şerri, Güzeli çirkini, Allah'ın sevdiğini sevmediğini birbirinden tefrik eder ve hayır soluklu o nasihatçinin rehberliğinde en aşılmaz gibi görünen engelleri aşar ve hiçbir şeye takılmadan gidip hedefine ulaşır. Muhasebe, iman, kulluk, tevfik, kurbiyet ve ebedi saadete masariyet gibi mevzularda tamamen ilahi inayet, ilahi rahmet yörüngelidir ve yeis gibi mutlak emniyetin de en amansız hasmıdır. Evet o, her zaman huzur ve itminana açık olmasının yanında, korku, endişe ve ürperti eksenlidir. ''Lev te'alemûne mâ e'alemû ledahiktum kalîlen velebekeytum kethîra'' ''Bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız iniltileri yankılanır. Ve onun huzur ve mehabetin iç içe yaşandığı ikliminde, mesuliyet ve sorumlulukla iki büktüm olmuş en yüce kâmetlerin, ''Levedittu enni kuntu şeceraten tuğdaddı'' ''Keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım, inkisarları uğuldar, uğuldar da onlar'' Vakat عليهم arzu bima rhabet, vâkat عليهم Yer bütün genişliğine rağmen onlar için daraldı ha daraldı. Ve vicdanları da bu daralma altında kaldı. Tespitinin her an kendileri için vakı ve varit olduğunu hissederler. Onların beyinlerinin her guddesinde وَإِن تُبْتُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ Siz içinizi dökseniz de gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Tınlamakta ve dillerinde ya leyteni lem telidni ummi ah keşke anam beni doğurmasaydı çığlıkları nümayandır. bu ölçüde kendi kendini sorgulamanın zor olduğu söylenebilir. Ama bu seviyede nefsini muhasebeye tabi tutmayanın da zamanı değerlendirmesi, bugünü dünden, yarını da bugünden farklı yaşaması mümkün değildir. Böyle zaman zedelerin uhrevilik performansı göstermeleri ise bütün bütün imkan haricidir. Nefsin sürekli sorgulanması ve ona itap imanın kemalindendir. Hayatını insana kamil ufkuna göre planlamış her ruh, yaşadığı hayatın şuurundadır ve ömrünün her dakikasını nefsiyle mücadelede geçirir. Kalbine uğrayan her hatıraya, kafasından geçen her düşünceye parola sorar ve vize tatbik eder. Şeytana asaba hassasiyeti açık her işinde nefsaniliğini yakın takibe alır. Çok defa onun en güzel, en makul davranışlarından dolayı bile kendi kendini sorgular. Akşam sabah elindeki tığını nefsini levm atkıları arasında dolaştırır ve bu ruh haleti içinde hayat dantelasını örmeye çalışır. Her akşam eksik ve yanlışlarını bir kere daha kontrol eder. Her sabah bütün günahlara kapalı ve yepyeni bir azimle hayata açılır. O böyle bir sadakat ve vefa, böyle bir tevazu ve mahviyetle iki büklüm olup, başıyla ayaklarını aynı noktada birleştirdiği sürece, ona gök kapıları ardına kadar açılır ve kendisine, ''Gel ey sadık ki mahremsin.'' bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördük denir ve her gün ayrı bir semavi seyahatle şereflendirilir. Zaten Cenabı ı Hak'ta ve la uksimu bin nefsillevvâmeh Hayır, hayır kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse diyerek bu saflardan saf ruh adına kasem etmiyor mu?